Mutlu hafta sonları. Bu hafta yayınımızı Vahdettin Köşkü'nden, dörtlü zirvenin yapılacağı köşkten yerine getiriyoruz. Erdoğan'ın liderliğinde Macron, Merkel ve Putin'in katılacağı zirve bugün öğleden sonra Vahdettin Köşkü'nde yapılacak. Suriye'nin geleceğine ilişkin konuların değerlendireceği zirveyi bu hafta Mehmet Şahin ve Sevil Nuriyeva ile beraber değerlendirmeye çalışacağız. Hoş geldiniz Mehmet Hocam, Sevil Hanım. Sağ olun. Şimdi hemen hızlıca başlayalım. Türkiye çok uzunca bir süredir aslında Suriye konusunda ön alıcı politikalarıyla dünyada dikkat çekiyor ve aslına bakarsanız benim diplomatik mühendislik dediğim çok ciddi bir süreci de akılcı bir şekilde ilerletmeye çalışıyor. Sevda Hanım'ın orada söylediği bir şey daha vardı biliyorsunuz. Evet. Türkiye yapmış olduğu işlerle kendisi merkez olmaya çalışıyor. Kendisi eksen olmaya çalışıyor. Tabii Türkiye'nin eksen olması yolunda son derece önemli adımlar atıldığını da görüyoruz. Şimdi ben hemen müsaade ederseniz Mehmet Hocam'la başlayayım Sevil Hanım. Tabii ki. Hocam bu zirvenin nihai amacı ne olacak? Ve bu zirvenin içerisinde neden İran yok? Hemen başlayalım. Aslında şöyle bakmak lazım. Bu zirvenin içinde niye İran yok sorusu Soçi'de biliyorsunuz İdlib'le ilgili alınan kararlara ve İdlib'deki özellikle belli bölgenin biliyorsunuz silahsızlandırılması, buradaki radikal gruplardan ağır silahların alındırılması noktasına varılan mutabakatın sonuç doğurduğunu biliyoruz. Bir Tahran zirvesi olmuştu hatırlayalım değil mi? Aslında Astana-Soçi sürecinin devamı gibi gözüküyordu bu. Tahran'da hatırlayalım, Tahran'da yapılan zirvenin sonradan nasıl bir şekilde yani kamuoyuna açık bir şekilde verildiğini canlı yayınlanmıştı Tahran'daki zirve, evet. O tartışılmıştı. Ama orada da ciddi bir sonuç çıkmayınca özellikle İdlib konusunda çok baskılar da olduğunu biliyoruz. Evet. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen veya rejim ve Rusya'nın özellikle İdlib'e yönelik muhalif tutumu veya işte buraya operasyonlar olacak yaklaşımında artan trendi açıklamalarını göz önünde bulundurduğumuzda yeniden bir göç dalgası ve İdlib bölgesinin de bir aynı zamanda insani dramın yaşanacağı noktasında her geçen gün artan bir kaygımız oluştu yani bunu görmek lazım. Peki nerede çözüldü bu? Evet. Soçi'de biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Putin'in bir araya gelmesi. Orada karar aldılar ve alınan kararlar sonuç doğurdu. Bir şey söylemek istiyorum. Farkındaysanız orada alınan kararların sonuç doğurması arkasından Avrupa'daki önemli iki ülkenin buraya dahil olması. Bugün bu zirvede bunu göreceğiz. Peki niye bunlar? Çünkü neydi? Esad'la birlikte hareket eden Rusya, Esad'ın üzerinde etki gücü olan Rusya, muhaliflerin üzerinde etki gücü olan Rusya, İdlib merkezli görüşmeydi. İdlib'de en çok dünya kamuoyunda tartışılan şey neydi? Türkiye dedi ki benim limitim doldu. Artık yeni gelen kitleyi alma konusunda artık benim hacmimin üzerine taşıyor. Yani bu tek başına Türkiye'nin yükü evet. olamaz yaklaşımı. Hiçbir ülkenin tek başına evet, yükü olamaz. Çünkü 3,5 milyon Tabii. Suriyeli ev sahipliği yapıyor. Iraklılar, Afganları saymıyoruz dahi. Peki bu dönemde farkındaysanız Avrupa Türkiye'yi anlamaya başladı. Anlamaya derken anlamak zorunda olduğunu hissettiler. Yoksa kendi evet, isteyerek anladıklarını falan Hocam burada tam bu noktada Sevil Hanım'a şunu sormak evet. istiyorum. Avrupa anlamaya başladı dedik ya Sevil Hanım. Aslında anlıyordu da anlamamazlıktan mı geliyordu? Yoksa bu İdlib konusu iyice açığa çıkınca, buradan çok ciddi bir mülteci akını söz konusu olunca anladığını beyan mı etmeye başladı? Şimdi burada sadece Suriye özelinden bakmamamız gerekiyor. Suriye'nin özelinden baktığımızda Orta Doğu genelinde olup bitenleri ve genel anlamda sizin de başından itibaren çok üzerinde durduğunuz dünyada değişen denklemin ve ticaret hatlarının, yeni ekonomi masanın kurulmasının burada çok ciddi bir etkisi var. Türkiye giderek sadece sahada, hani bunu biz ısrarla söylüyoruz, bu yani kendimiz kendimizi övmeyi anlamında olacak bir durum değil. Gerçekten alanda ve masada başarı nümayiş ettirdi. Eğer Türkiye bugün, mesela belki biraz sonra Kaşıkçı olayına değinirken de bunları mutlaka değinmemiz gerekecek zaten. Söyleyeceğiz. Ama baktığımızda Türkiye tırnağıyla neredeyse böyle kendi bileğinin gücüyle, kendi aklıyla bu noktaya her ikide bir tuzağı oluşturmaya, yeni senaryolar oluşturmaya gayret edilirken işin içinden hem kendisinin hem bölgenin hem de dünyanın kazanabileceği
olabileceği ortamı pekiştirerek çıkmakta. Şimdi baktığınızda sadece evet mülteci olayı Avrupa'nın çok ciddi bir hassasiyeti. Korkusu. Bu hani sizin de söylediğiniz gibi bu haritaların sadece Orta Doğu özelinde değil Avrupa için de geçerli, haritanın değişmesi konusu, demografik yapının değişmesi konusu vesaire. Dolayısıyla baktığınızda ABD'nin son zamanlar, son yıllarda yatmak istediği yeni küresel sistem giderek, hani başından hep söylüyorduk ya hocam, Almanya bu hatasını düzeltecek diye uzun zamanda biz bunun üzerine değiniyorduk hatırlıyorsanız. Almanya'nın, Fransa'nın bu gerçeklerle yüzleşeceğini, meseleye sadece Türkiye odaklı, yani konu odaklı bakmayacağını, ileride bütün bu nizamın dağılmasının Avrupa'daki dengeleri de dağıtacağına dair kanaatin oluşacağını açık aşikar görüyordu Türkiye. Başından itibaren de bunu ifade ediyordu. Bugün zaten esasında başından itibaren Türkiye'nin tezlerini teker teker masada görüyor. Değişen Türkiye açısından bir şey yok. Çünkü bu tespiti Türkiye başından itibaren koymuştur. Şu anda bu tespiti dünya kendi başına görmeye başladı. Rusya'nın da ortada bıraktığı hatanı şimdi düzeltme gayreti bu tezi doğru okumasıyla alakalı. Burada evet, devam hocam. Etmek istiyorum. O da şu. Şimdi Soçi zirvesinde Türkiye ile Rusya bir adım atıyor, sonuç alıyor. Böyle tak 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 söylemek istiyorum burada. Yalnız burada alınan iki liderin almış olduğu karar sadece Suriye'de bir çözüm yolu açmak için Türkiye ve Rusya'ya katkı sağlamadı. Soçi'de alınan karar aynı zamanda Avrupa'nın güvenliğini, Avrupa'nın iç yapısını da etkilemeye başladı. Özellikle mülteciler konusu, kastederek bunu söylüyorum. Terör ve birinci derecede mülteciler ve terör. Bu Soçi'de alınan kararın İdlib'e yansımaları üzerinden Türkiye dedi ki Fransa veya Almanya'ya, bunlar gördüler. Evet. Ki ondan sonra o süreci hatırlayalım, Türkiye'ye yönelik Türkiye ile görüşmeler, Sayın Cumhurbaşkanlığı'nın Almanya ziyaretleri falan. Yumuşatma, Türkiye politik. Şunu gösterdi. Kardeşim, Orta Doğu'da sorunun çözümün parçası olmak istiyorsanız Türkiye ile hareket edin. Sorunun parçası olmak istiyorsanız terör örgütlerini destekleyin. Evet. Şimdi hocam burada kritik. Bunu yakın hissettikleri için söylüyorum. Bunu, evet. Vurgulamak istiyorum. Onun için farkındaysanız Avrupa Birliği'nin gidişatından, Avrupa Birliği'nin sorunlarından birinci derecede kendini sorumlu hisseden iki ülke. Brexit olayından dolayı İngiltere'yi dışarıda bıraktığımız zaman kim bu iki ülke? Fransa ile Almanya. Onun için Fransa ile Almanya Türkiye'yi çok sevdiklerinden veya Rusya'yı çok sevdiklerinden veya Suriyelileri çok sevdiklerinden değil. Kendileri çok sevdikleri için bugün buradalar. Şimdi hocam burada ama kritik bir nokta var. Şimdi Almanya ile Fransa'nın aynı eksende olup olmadığı da tartışmalı. Neden? Tabii ki. Almanya'nın Suriye konusuna ve Türkiye ile ilişkilere, bu konu üzerinden Türkiye ile olan ilişkilere yaklaşımı ile. Tabii doğru, Rusya kısmı da çok önemli. Fransa arasında farklar olduğunu hissediyoruz sanki. Evet. Ben orada Sevil Hanım'a dönmek istiyorum aslında. Fransa sanki çok böyle Amerikan politikalarını ön planda tutan bir tutum içerisinde mi? Evet. Birinci sorun bu. İkinci sorun, bununla bağlantılı belki hareket edebiliriz. İsrail ile Rusya'nın ilişkilerinin buradaki dengedeki rolü ne olacak? Yani çok önemli bir şey. Yani Fransa'nın, yani Macron'un politikalarına baktığınızda ABD odaklı veya ABD ile ortak yürüme gayretini görebiliyoruz. Zaten seçim sürecindeki o detaylara girmeyeceğiz. Evet. Fransa'nın rengi verilen resimlerde bu gözüküyordu. Bu gözüküyordu. Şimdi bir taraftan şey de yapmak istemiyor. Olaydan dışarıda kalmak istemiyor haliyle. Ki ısrarla kendisi bu sürecin içerisine girmek istiyordu biliyorsunuz. Türkiye'de buna ön ayak oldu. Yani Türkiye'nin esasında isteği üzerine. Yani masayı Türkiye kurdu aslında. Evet, doğrudu. Burada ama dikkat etmek gereken şu var. Fransa'nın hep başından itibaren, yani İran konsepti üzerinde, yani bu bugüne has bir durum değil. Geçmişten gelen alışkanlıklar var. Öncesi de, İslam devrimi öncesi de, 1920'lerden, 1919'lardan itibaren İran üzerindeki denklemde Fransa'nın kendine has bir rolü var ve bu ekol hep sürekli Fransa İran politikaları üzerinde zaman zaman rengini, şeklini gösterdi. Dolayısıyla İran meselesine de yönelik Fransa'nın masada olmak arzusunun altını biraz sonra, belki bugünkü konumuz değil ama ilerideki süreçte göreceğiz. Ama onu da konuşmak gerekiyor Suriye ile ilgili. Tabii, yani şu var. Fransa tabii ki İran meselesinde kendisi arabulucu olmak, kendisi bu konunun içerisinde baş aktöre dönüş
görüşmek arzu ediyor. Bir taraftan ABD ile İran arasındaki gerilim bu anlamda kendini devreye sokma anlamında da Fransa'nın işine yarayan süreç. Ki İran üzerinde ısrarla bunu söylüyoruz. Fransa'nın ciddi anlamda etkisi ve dün de böyleydi, bugün de böyle. İlerideki aşamada da baktığınızda bütün ticari anlaşmalara, işte otomobil anlaşmalarına vesaire ve Fransa'nın rengini, şeklini görüyoruz zaten. Evet. Şimdi İsrail'e gelince, evet, İsrail çok enteresan, hep sürekli böyle hem var gibi hem de hem gözükmüyor gibi. Ki İsrail'in mesela bölgesel bir güç olması, tamam, İsrail evet savunma sanayisinde küresel etki anlamında etkisi olan, dünyadaki medya üzerinde, işte basın üzerinde, bankalarda vesaire etkisi olan bir yapıdan bahsediyoruz. Ama diğer taraftan da İsrail kendi başına, yani devlet anlayışıyla olaya baktığınızda, İsrail'in öyle bir coğrafya üzerindeki tek başına devlet anlamı, devlet aklı anlamında bir etkisi olmaması gerekiyor. Çünkü halen kendi içindeki Müslümanlara zulmeden bir yapıdan bahsediyoruz. Yani kendi içindeki vatandaşla anlaşmaya imza attığı bir konuda halen yakın duramayan bir yapının bölgesi ve dünya için bir faydası olacağı sual altında. Ama baktığınızda Rusya'yı Suriye'deki konumunda, İran'la ilişkilerinin soğuk olması konumunda ciddi anlamda etkilemeye gayret etti. Ki Netanyahu'nun Moskova ziyaretlerine baktığınızda İsrail'de şunu söylüyor hocam, bunu söyleyeyim size bırakayım. Putin'e şunu söylemeye gayret ediyordu. Siz İran'la pek muhabbetiniz derin olmasın ama biz de size üzerinize baskıları falan, dünyadaki baskıları ortadan kaldırmaya yönelik söz verdi. Ama sözlerine tutamadı. Bugünkü Star gazetesindeki yazınızda da var Lieberman'ın açıklamalarıyla ilgili, tabii, söylemleriyle tabii. ilgili. Yani tabii. bu açıdan baktığımızda İsrail konusu da bölgedeki dengeler açısından ama yakından Rusya'nın takip bunu görmesi iyi oldu. Evet. Bakın Rusya bir ara böyle bir mesafeli durma gayretine girdi. PYD PKK konusunda daha sonra karşı karşıya gelmek istemedi. Evet, ama diğer taraftan da PYD konusunda daha sonra söylemlerini netleştirmesi ve Türkiye'nin söylemini yakınlaştırmasının altında da bu duruyor. Bunu göz ardı etmememiz lazım. İsrail doğrudan resim vermek istemiyor. Ama hep her şeyin içinden de çıkıyor. Aynen söylüyorum. İsrail başka devletlerin içine kaçtığı için oradan zaten işlerini yürütmeye çalıştığını görüyoruz. Hocam İsrail ve başka devletler demişken şuraya geçelim Amerika mi? Birleşik Devletleri. Şu çok önemli. Şimdi biz bugün Suriye'nin geleceğiyle ilgili çok önemli bir dörtlü zirvenin yapılacağı Vahdettin Köşkü'ndeyiz. Birazdan da liderler gelecekler ve Suriye'nin geleceğine ilişkin konular konuşulacak. Peki Suriye'nin geleceğini konuşurken Doğu Akdeniz'i ihmal etme şansımız var mı? Doğu Akdeniz'de şu anda biliyorsunuz Yunanistan'ın tacizleri oldu geçtiğimiz hafta içerisinde Türkiye'nin sondaj gemisine yönelik. Bakıyorsunuz dünyanın neredeyse deniz güçlerinin önemli olduğu ülkelerin tamamı Doğu Akdeniz'de konuşlanmış durumda. Henüz münhasır ekonomik bölge tartışmalarıyla ilgili süreç devam ederken adaların, işte Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne göre adaların, yani Kıbrıs Adası'ndan bahsediyoruz. Yani Güney Kıbrıs'ın bugün hak iddia ettiği yerlerde gerçekten Güney Kıbrıs'ın hakkı var mı yok mu tartışıldığı dönemde parsellerin, sondaj yetkilerinin satılması gündemde. Yani şimdi de. Acaba şunu söyleyebilir miyiz? Doğu Akdeniz'deki konu çözülmeden İsrail'in oradaki hareketleri, Mısır, işte baktığınızda Güney Kıbrıs, Yunanistan'ın tacizleri, Suriye sorunu çözülür mü? Direkt geleceğim. Şimdi hatırlayalım. Rusya, Sevda Hanım ne dedi? Genelde karşı karşıya gelmek istemediler. Bir sorun yokmuş gibi gözüktü. Ama şimdi Rusya'nın rahatsız olduğu konu ne? Amerika Birleşik Devletleri'nin burada olması, değil mi? Evet. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı birinci ağızdan ne diyor? En yüksek perdeden. Bizim burada varlık göstermemizin sebebi kendi çıkarlarımız ve İsrail'in güvenliği diyor. İki madde söylüyor. Birinci maddesi bu. Evet. Demek ki Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'nun genelinde, özellikle bugün PKK'ya vermiş olduğu PYD, YPG, SDG neyse, farklı isimlerle adlandırılan terör örgütüne vermiş olduğu desteği göz önünde bulundurduğunuzda, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'nin derinlerine ve Orta Doğu'daki artan etkisini göz önünde bulundurduğunuz zaman bu İsrail'in güvenliğine katkı sağlıyor mu? Evet. Ama bunun üzerinden Amerika'nın burada varlık göstermesinde hangi ülke rahatsız oluyor birinci derecede? Türkiye olarak biz rahatsız oluyoruz ama Rusya da rahatsız oluyor. Evet. Rusya bunu gördü. Onun için bugüne kadar karşı karşıya gelmeme politikasını, özellikle biliyorsunuz Rus uçağının düşürülmesiyle birlikte evet, evet. bu sorun daha görünür hale geldi ve ama angajman kurallarını değiştirdi.
İsrail'in konuşma şekli de değişti. Bunu değiştirdi. Angajman yani mesela Moskova şöyle bakmaya başladı. Hani şey diyor böyle biraz da sert dille. Biz saniyeler önce haberdarlık veririz. Moskova diyor ki birkaç saat önce bana bilgi ver. İsrail biz saniyeler önce veririz. Bizim için de haberdarlık ne budur. Rusya ne yaptı? Angajman kurallarını değişti. Hani bizim yaptığımız gibi geçti. Angajman kurallarını değiştirdi. Madem böyle ben de bundan sonra bu şekilde davranacağım. Ama savunma sistemi noktasında biliyorsunuz güçlendirici adımlar attı. Doğu Akdeniz meselesine geldiğimiz zaman. Unutmamak lazım. Şimdi Cenevre'de masa kuruldu. Türkiye var mı? Suriye konusunu. Suriye ve etrafı diyelim buna. Var. Astana? Türkiye var. Evet. Soçi? Var, Tahran, şimdi. Tekrar Soçi. Şimdi baktığınız zaman İstanbul zirvesi, şu andaki konuştuğumuz bugün. Dikkat et, aktörlerin bir kısmı değişiyor. Biraz önce İran niye yok dediniz. Acaba İran'ı burada gördükleri zaman hem Amerika hem de acaba bugün Avrupa'daki Merkel'le Macron bu resme girmek ister mi? Çünkü 4 Kasım'da önümüzdeki günde birkaç gün sonra şey olacak. Yaptırımlar başlayacak. Yaptırım kararları başlayacak. Kim İran'la resim vermek ister? Bu da İran'ın düşünmesi gereken bir konudur diye düşünüyorum. Evet. En azından Orta Doğu'da daha yapıcı politika takip etmesi doğrudur açısından. Şimdi Doğu Akdeniz'de bir masa oluşturmak istediğinizde Türkiye o masada olacak. Sebebini söyleyemeyiniz. Bunun bir tek yolu var olmasının. Suriye'de bugün biz Fırat Kalkanı Operasyonu'nu ve Zeytin Dalı'nı yapmamış olsa idik. Diplomatik masa kuramazsınız. Aynı zamanda masaların dışında kalma. Başkaları tarafından içinde konuşuyor olmamız da çok önemli burada. Evet, şimdi dikkat edin. Fırat'ın doğusunu. Fırat'ın doğusunu da Sayın Cumhurbaşkanı'nın dün değil evvelki konuşmada çok yüksek derecede bunu gündeme getirdi. Orta Doğu'da var olmak ve siyaset içinde yer almak, diplomatik masanın köşesinde yer almak istiyorsanız ister istemez orada bilek gücünüzü de göstermeniz gerekiyor. Askeri gücünüzü de göstermeniz gerekiyor. Farkındaysanız Türkiye bunu fark ettiği için ne yapıyor? Risk alarak ve bunu yalnız kararlı bir şekilde maliyetini de göz önünde alarak bu benim için kardeşim hayati çıkar meselesidir diye adım atmaktan geri durmadığını düşünüyorsunuz. Neye dayanarak bunu söyledim? Suriye meselesinde böyle Doğu Akdeniz dediniz. Biliyorsunuz orada bir taciz girişimi oldu Rusya tarafından, Yunanistan tarafından. Türkiye ne yaptı? Barbaros gemisini korumak için kendi üretmiş olduğu iki tane fırkateyni koyduğu yanına. Buyurun bakayım gelin. Artı bir tane daha sondaj gemisi aldık biliyorsunuz. Bölgedeki arama faaliyetlerini artırmak için. Benim çıkarlarımın aleyhine gelişecek bölgedeki tüm girişimleri engelleyecek potansiyel bende var. 1963'teki 64'teki olduğu gibi Kıbrıs'a çıkarma gerek olduğunda çıkarma gemisi aramak durumunda kalmayan bir Türkiye ile de karşı karşıyayız. Bunu da bildirmek için. Şimdi ben hemen burada Sevil Hanım'a dönmek istiyorum. Oradaki tespitleri Sevil Hanım'ın son derece önemli. Gazetede yazılarını da çok net bir şekilde izah ediyor. Aslında güzel sinyaller de veriyorsunuz. Ve benim de bölgeyi ve gelişmeleri takip etmem için çok önemli bir veri oluyor aslında. Çok teşekkür ederim. Burada Doğu Akdeniz'i konuşurken aslında Türkiye uzunca bir süredir Kıbrıs politikasında son derece yapıcı hareket etti. Biliyorsunuz işte orada yapılan bir referandum vardı. İşte yerel halkın verdiği bir karar vardı. Evet. Türkiye'nin adayı su borularıyla kendine bağladığı bir yapı da oluşmuştu. Yani en yakın yer Türkiye ve Türkiye'nin buradaki hakimiyetinin bir sembol haline gelmişti aslında bakarsanız. Manavgat'tan. Tabii temiz suların gitmesi. Bu birinci kısımda. Hayatın göstergesi. Tabii hayatın göstergesi ve burada Türkiye olmadan iyi bir hayat olmayacağının aslında aynen bir öyle mesajıydı. Diğer taraftan da şuna bakıyoruz aslında Doğu Akdeniz'i konuşurken. Şimdi burada bir paylaşım savaşı var. Ve şu anda bu paylaşım savaşı benim fikrime göre Suriye'nin geleceğiyle ilişkilendirilmiş gibi görünüyor bu aşamada. Çünkü Doğu Akdeniz'deki potansiyel doğal gaz rezervleri ve tespit edilen rezervlerin yani enerji hatlarının en hızlı, en kolay ve en güvenli ticarileştireceği rota denizden Suriye'ye gelmesi, Suriye'den işte Hatay üzerinden mevcut Türkiye'deki doğal gaz hatlarına bağlanması. En ucuz, en güvenli hat bu. Ve aslına bakarsanız küresel sistem açısından da en feasible hat bu. Evet. Şimdi bu noktada acaba şu mu yapılmaya çalışılıyor? Doğu Akdeniz'deki bu karışıklık, işte Mısır'daki darbe girişimine kadar gidebiliriz belki bunu konuşurken. Güney Kıbrıs'ın son dönemdeki işte hareketlerine bakabiliriz. Belki Güney Kıbrıs'ın Avrupa Birliği'ne hiç hak etmediği halde dahil edilmesine bakabiliriz. İşte Filistin'in denizdeki topraklarının denizden uzaklaştırılmasına bakabiliriz. Çünkü denize kıyınız olmadığı zaman münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığından faydalanamıyorsunuz. Çok anlamlı şey tablo çizdiniz. Şimdi, zaten oradan boylanıyor değil mi? Başlar boylanıyor. İşte İdlib konusu. Acaba sadece İdlib konusu mu? Sadece Suriye'nin geleceği konusu mu? Tabii ki biz başından itibaren hani şu
özelden genele resim çekmek zorundayız ki Türkiye'de bunu yapıyor zaten. Şimdi küçük olayların üzerinden büyük şekillenmelerin olduğunu hep beraber görüyoruz ki belki birazdan hani bu Kaşıkçı olayına da değinirken evet. bunu ifade edelim bence. Şimdi baktığınızda Suriye çok önemli. Oradaki hattı kimin kontrolüne vermek istedikleri, terör örgütü üzerinden kurmak istedikleri bu hattın esasında arkasında duran niyeti görebiliyoruz. Evet, dünyada yeni bir şekillenme var ve bu yeni bir şekillenmede ticari savaşlarında bunun içerisine eklerseniz yeni bir masada ABD kendi kurduğu 2. Dünya Savaşı sonrası kendi kurduğu sistemi kendi ellerinden dağıtmaya gayret ediyor. Çünkü kendi kurduğu masada başkası zengin olarak masada numara bir oldu. Dolayısıyla bu pastadan daha fazla pay götürmek, elde etmek için muhakkak parçalama, yok etme ve asimetrik mücadele yöntemini seçtiğini hep beraber görüyoruz. Türkiye baştan itibaren devletler hukukunu, devletler hukukundan olaya bakarak siyaset nizamını öngördü. Bakın batılı ülkelerin uzun zaman suskun kalmasının, Rusya'nın uzun zaman suskun kalmasının arkasında yatan şey küçük çıkarlardı. Türkiye'nin tezi ki bunu hani biz Türkiye olduğumuz için söylemiyorum. Gerçekten Türkiye'nin tezi selamet için, dünyadaki nizam için devletler hukukunu çiğnememekten yana tavırıydı. Zannediliyordu ki Türkiye sadece kendisinin çıkarları perspektifinden olaya bakıyor. Oysa küçücük bir denge değişirse bunun etkisini sizin de söylediğiniz gibi bu göç dalgasından tutun resmin şeklin şeyi rengi batını da Amerika'nı da etkileyecekti ki biz bunu hep içinde yaşadığımız olaylarla zaten görebiliyoruz. Şimdi baktığınızda bu şeklin içerisinde yeni dünya sistemine geçecek, güçlü olacak ülkelerin başında Türkiye geliyor. Rusya var bu işin içinde, İran var. Yarın öbür gün Pakistan olacak. Tabii. Bu denklemin içerisinde Orta Asya'yı, Şergi Avrupa'yı yani Ukrayna odaklı o bölgeyi göz ardı edemeyiz. Çünkü orada olup bitenlere baktığımızda da burada Suriye'de olup bitenlerin rengini esasında görebiliyorsunuz. Şimdi, dolayısıyla Suriye meselesi sadece Esad meselesi değildi. Suriye meselesi sadece evet oradaki halka bir zulümden bahsediyoruz. Oradaki halkın isteklerine karşı duruştan bahsediyoruz. Ya görebiliyor musunuz? Başka yerlerde demokrasi, insan hakları, özgürlükler arayışına girenlerin bugün bir gazetecinin katledilmesine, vahşicesine katledilmesine suskun kalıp silah bilmem nelerimizi, anlaşmalarımızı kaldırmayacağız diyecek bir zihniyetle karşı karşıyayız. Buradan bir devam edelim mi? Çok önemli bir yere getirdiniz. Kaşıkçı cinayeti konusu. Şimdi belli şey ki... Evet hocam. Sorayım. Sevil Hanım konuşurken aklıma bir şey geldi. Şimdi 15 Temmuz'da kanlı darbe girişimi. Suriye'de yaşananlar farkında mısınız? Eğer bu gerçekleşmiş olsaydı sadece biz Suriye'de bizim mesela 90'lı yıllarda bakın Irak'ın federatif hale gelmesi sadece Suriye olarak okuyorduk bence sadece Suriye değilmiş. Tabii. 15 Temmuz'daki darbe girişimi eğer başarısız olsaydı Allah korusun sadece Suriye dışında değildik biz. Aynı zamanda adamlar Doğu Akdeniz'in dışında da bırakacakmış bizi. Tabii. Şimdi yani, şimdi hemen şu Kaşıkçı konusuna dönelim mi hocam? Evet. Burada şimdi kritik İran-Suudi karşılaşması. Şimdi tamam. Burada şöyle bir şey var. Biz İdlib'in üzerinden Suriye'nin geleceğini bugün konuşuyoruz. Ve işte öğleden sonra da liderler zirvede bunu konuşacaklar. Ama Kaşıkçı konusu gündeme gelecek mi? Bu önemli. Neden önemli? Çünkü dünyanın bütün kesimlerinin, bütün ülkelerinin, bütün ülke liderlerinin 7/24 takip ettiği bir konu oldu. Şimdi burada Türkiye'nin önemli tespitleri var. Bunlar zaten dönem dönem paylaşıldı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmalarında da ifade edildi. Türkiye'nin elinde bazı henüz açıklanmamış bilgi ve belgelerin olduğu da ifade edildi. Şimdi ortada görünen şeye göre, görünen gelişmelere göre oldukça planlanmış bir cinayet var. Yani Kaşıkçı'nın öldürüldüğü artık kesinleşti. Artık cesedinin nerede olduğu tartışılıyor. Ve dün biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan da yaptığı konuşmada hani biz yani bu bedeni bulmak zorundayız. Yani nerede olduğunu göstermek zorundayız ifadesini kullandı dünya açısından. Şimdi Kaşıkçı olayı birinci olay. Ama Kaşıkçı olayı cinayeti gerçekleştikten sonra Amerikan Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Suudi Arabistan'a yapacağı ziyarete
giderken, havadayken biliyorsunuz, uçak havadayken Suudi Arabistan kendisine söylenen PKK ve PYD'ye Amerika'ya aktardı. Onlar da yapacağı parasal yardımı yerine getirmiş oldu. Şimdi PYD ve PKK ne yapıyor? Suriye ve çevresinde, özellikle bugün Fırat'ın doğusu dediğimiz yerde terör faaliyetlerinde bulunuyor. Suudi Arabistan'ın buraya bir parasal desteği oldu. Bunun Amerika'nın girişimiyle yaptı. Trump söyledi zaten bunu oldukça net bir şekilde de. Bununla ilgili tweet de attı, televizyon programlarında da konuştu, sosyal medyada da değişik şeyler yaptı. Şimdi buradan yola çıkarak şunu söyleyeceğim. Kaşıkçı işini eğer Türkiye iyi yönetmeseydi, yani Kaşıkçı cinayeti Türkiye'nin üzerine kalır mıydı? Birinci sorun bu. İkincisi, Türkiye'nin üzerine kalsaydı ne olurdu bu iftira? Levent Hoca, adamların amacı belli. Bu PKK'ya aktarılan, PYD'nin hesabına, daha doğrusu Amerika'nın hesabına aktarıp onlar biliyorsunuz buraya verecekler. Aktarılan para avans da avans. Ön ödeme. Tam para değil. Bu bir anlamda ilk önce verilen bir rüşvet. Benim arkamda ol konuşmasının. Demek ki bunun avansı 100 milyon dolarsa önümüzdeki süreçte PKK gibi terör örgütlerine Suudi Arabistan gibi bir ülkenin nasıl kullanışlı hale getirildiğini de görmüş olacağız bu cinayet üzerinden. Diğer konuya geleyim direkt. Türk dış politikasında eleştirdiğimiz yerler de oldu. Ama doğru bulduğunu gördüğümüz ve anlattığımız zamanlar da oldu. Ama son döneme baktığımız zaman bulaştırılmak istenen bir olaydan devlet aklıyla Türkiye'nin nasıl üstesinden geldiğini ve sorunun, bu sorunun sadece Türkiye'nin değil, uluslararası bir sorundur. Çünkü biliyorsunuz bir diplomatik temsilcilikte bir cinayet işleniyor ama bu cinayet dediniz ya planlandı. Ama bu nasıl biliyor musunuz? Pervasızca bir planlamadır bu. Pervasızca, çünkü ortaya çıkarılması veya daha sonraki yapılan gelişmelere baktığınız zaman Türkiye bir açıklama yapıyor. Arkasından Suudi Arabistan'a bir açıklama geliyor değil mi? Neydi? İşte kazara adam öldü. Peki bakıyorsunuz arkasından planlı oldu. Çünkü Türkiye diyor ki bakın kardeşim bu böyle değil. Bu ondan sonra ikinci bir yalan ortaya çıkıyor. Ondan sonra bir yalan ortaya çıkıyor. Farkındaysanız bundan sonra Suudi Arabistan'ın her yalanı ortaya çıkınca Suudi Arabistan'ı korumak isteyenler zorlanmaya başladılar. Daha biraz böyle sessizliğe bürünüp Türkiye'ye üst düzey görevlilerini göndermek durumunda kaldılar. Çünkü Suudi Arabistan'ın her sözüne göre hareket ettiğinizde İstanbul'da bunun yanlışlandığını ve etkisiz kırıldığını görüyorsunuz. Peki Türkiye ne yaptı burada? Türkiye diyor ki bak kardeşim ben burada bir ülkeyi cezalandırmak falan değil işim. Benim topraklarımda diyor bir cinayet işlendi. Ve bu dünya tarihinde bugüne kadar bizim bildiğimiz böyle bir cinayet örneği yok. Ve siz adamı getiriyorsunuz buraya kumpasla içeri alıyorsunuz. Vahşice katlediyorsunuz. Bunun detayları önümüzdeki süreçte çıkacak. Arkasından ne yapacaksınız? Fakat bu bir diplomatik ama nedir? İşte 1963 tarihli Viyana Sözleşmeleri çerçevesinde nasıl hareket edeceği bir ülkenin diplomatik temsilciliklere ve temsilciliğe karşı o net bir şekilde ortada. Fakat diyor yine Türkiye sınırları içinde. Ben bana düşeni en ince ayrıntısına kadar açıklama noktasında bu benim görevim diyor. Sayın Cumhurbaşkanı en üst ağızdan bunu. Uluslararası hukukun gerektirdiği ölçüde diyor ki benim üzerime düşen ne varsa, hatta isterseniz diyor gelin birlikte. Biliyorsunuz bir ortak çalışma grubu CIA başkanı oldu, geldi biliyorsunuz. CIA başkanı geldi. Bu konuda geri adım atmayacağım. Ben bana düşeni yapacağım. Peki neyi amaçladılar biliyor musunuz? Ben iki şey olduğunu düşünüyorum. Çok fazla konuşmayayım Sevda Hanım'ın hakkını almamak için. Ama benim gördüğüm kadarıyla şey şu. Bir, Orta Doğu'daki biraz önce konuştuğumuz olayları göz önünde bulundurduğumuzda Türkiye'yi bir anlamda bu çamura bulaştırarak belki bu şekilde Türkiye'nin net bir şekilde ortaya koyamayacağını, bu kapasitesinin bu kadar güçlü olduğunu tahmin edemediklerini düşünüyorum. İstihbarat olsun, güvenlik olsun ve en azından siyasi ve diplomatik haklı olarak bunu söylüyorum. Türkiye ne yapacaktı bugün? Eğer Türkiye bu başarıyı ortaya koyamamış olsaydı biz Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri konuşacaktık, cinayet konuşmayacaktık. Evet. Ve Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri konuşurken arkası arkasına açıklamalar geldi. Mısır'dan, Bahreyn'den, diğer ülkelerden ve bunlar da ne yapacaktı? Birleşik Arap Emirlikleri'nden hakeza. Bunlar da Suudi Arabistan'ın arkasına saf tutarak Türkiye-Arap ilişkilerinin ne kadar kötüye gittiğini konuşacaktık. Ama şimdi dikkat edin, bu konuşulmuyor. Başta Suudi Arabistan olmak üzere Türkiye ile işbirliği içinde olma zorunluluğunu gösteren davranışlar bir. Artı Türkiye'dekine bu çamuru öteledi mi? Öteledi. Sorunu uluslararası bir sorun haline getirdi mi? Getirdi. Hatta biliyorsunuz Avrupa Parlamentosu'nda alınan karar, evet. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin harekete geçme noktasındaki bazı girişimlerini göz önünde bulunduralım. Bir buydu. Ama ikinci kısmı hala duruyor. Tamam, Türkiye kendine bulaştırılmak istenen çamuru öteledi ama
Suudi Arabistan bugün geldiği nokta itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'da yürüttüğü tüm operasyonlar ve muhtemel operasyonlar için kullanışlı hale geldi mi gelmedi mi? Evet. Şimdi Sevil Hanım, bu önemli. Biliyorsunuz biz sizinle de ve Mehmet Hocam'la da yaptığımız programlarda, analizlerde, değerlendirmelerde genellikle şöyle bir tez üretmiştik hatırlarsanız. Haritayı açıp bakıyoruz ve Orta Doğu'da ki ülkeleri incelediğimizde işte Suriye'ye bakıyoruz, Irak'a bakıyoruz, İran'ın durumu ortada, Lübnan'a bakıyoruz, İsrail'e bakıyoruz, Mısır'a bakıyoruz. Suudi Arabistan'ın harita üzerindeki büyüklüğüne baktığımızda Orta Doğu'daki o bölünmüş, parçalanmış ülkelere göre oldukça büyük olduğunu görüyoruz ve önümüzdeki süreçte Suudi Arabistan'ın ikiye veya üçe bölünebileceğine yönelik değerlendirmelerimiz olmuştu. Şimdi birinci hareket noktamız burası olursa, Veliaht Prens Selman'ın geleceğiyle ilgili veya işte Veliaht Prens Selman'ın iktidarı ele almasıyla ortaya çıkacak tabloyla ilgili dünyanın endişeleri neye ne doğru evrildi? Birinci sorun bu. Yani bu aslında çok önemli bir yere doğru gidiyor. İkincisi aslında gözlerden kaçmadı belki ama çok az konuşuldu. Amerikan Başkanı Trump bir tweet atmıştı hatırlıyorsanız. Biz sizi desteklemezsek iki hafta iktidarda kalamazsınız, rejimde oturamazsınız, o sarayda oturamazsınız başlığıyla bir tweet atmıştı, içeriğiyle bir tweet atmıştı. Daha bu tweet hala retweetlenirken iki hafta dolmadan böyle bir olayla karşılaştık. Peki bunlar tesadüf mü yoksa kader ağlarını mı örüyor? Biraz böyle komplo teorisini söyleyeyim. Şöyle yani açık ve net şey gözüküyor. Yani komplo teorisine hiç girmeden de bunu görebiliyoruz. Açık ve net şu var, Türkiye bu işin içerisinden alnın akıyla çıktı. Şimdi hocamın da söylediği gibi bu olay Türkiye avucunda böyle bir sorunla karşı karşıya bırakılıp farklı yönlere yönetilmesi arzu edilirken Türkiye bu sorunu uluslararası zeminin avucuna bıraktı. Uluslararası basın üzerinden olayları çok doğru yönlendirdi. Baktığınızda Türkiye karşıtı gazetelerde bile Türkiye'nin bu başarısı itiraf edilme zorunda kalındı. Şimdi baktığınızda evet tabii ki keşke böyle bir vahşi bir olay üzerinden hani konuşup başarıdan bahsetmeseydi ama bu vahşi bir olay Suudi Arabistan'daki bu yapıyı içinden tekrar sorgulattıracak. Bakın bu olay çok başka bir olaylara da kapı açacaktı. Nasıl bir kapı? Bakın şimdi artık orada Veliaht Prens'in geleceğinle ilgili soru işaretleri meydana gelmeye başladı. Avrupa detaylar ortaya çıktıkça farklı yanaşacağını ifade etti. Moskova'dan gelen ses tabii ki hüsran verici bir ses. Yani yönetimin söylemlerine yanaşarak Kremlin başka sorulacak bir soru yoktu demesinin altında da ben nedenleri görüyorum ama bir devlet aklına yakışmayan bir profil. Bunu da açıkça söylemek lazım. Ama diğer taraftan baktığınızda Türkiye'nin sergilediği profil oyunun perde arkasını da evet. Bakın çok şey yapmıyor Türkiye dikkat ederseniz çok siz açın diyor. Biliyor ama siz açın diyor. Yerini söyleyin diyor. Böyle 15 gün fasilelerle yani araya mesafe koyarak Türkiye'nin dediğini itiraf etmek zorunda kalıyor. Çünkü Türkiye evet benim coğrafyamda, benim bölgemde ben her şeye hakimim. Böyle istikrarsız bir bölge imajı vermeye gayret ederken, kendi ülkesinde kontrolü kaybetmiş bir devlet imajı vermek isterken yanılgıya uğratıldığını da gördü bu operasyonu çekenler. Ki bu operasyon hani siz de söylediğiniz gibi Trump'ın tweet'i de boşuna atılan tweet değildi. İran'la Suudi Arabistan'ı arasındaki gerilim noktasına sürüklenen ortam da tesadüfi değildi. Dolayısıyla baktığınızda şunu görebiliyoruz. Evet, Türkiye yönelik ve sadece Türkiye değil bölgeyle ilgili net bir şekil alınması gerekiyordu. O şekil planı ellerinde patladı. Türkiye'nin başarısı sayesinde patladı. Evet, hocam, bir şey şimdilik bunun geciktirildiğini veya belki bir süre masada olmayacağını söyleyebiliriz. Bu Kaşıkçı cinayeti bir şey daha ortaya çıkardı biliyor musunuz? Bazen bize anlatırlar böyle uluslararası ilişkiler, normatif değerler falan. Çok kötü bir sürece doğru giriyoruz. Hem Orta Doğu'da hem de dünyada. Dış politikanın gerçekte nasıl işlediğini, uluslararası politikanın nasıl devam ettiğini, nasıl yürüdüğünü ne kadar çirkin bir şekilde gösterdi değil mi? Ama kendi başlarına tek başına yapmadıklarını da işaret ediyor. Şimdi burada, anlıyoruz burada kastettiğim ki... mesele şu şey şu. Hem Orta Doğu'da bunu gördük. Hem de bu cinayetten sonra özellikle
retorik anlamında insan hakları, demokrasi, tabii, özgürlük, basın özgürlüğü, gazeteci hakkı filan, bunları hepsini üst üste koyduğunuzda bunlara sahip çıkan, yani ufacık birine böyle bir ters baksan sen gazeteciye nasıl ters bakıyorsun diyenler, gazete tutuklandı, gazeteci tutuklandı, evet, bilmem ne yaygarası çıkartanların vahşet bir ölüme ses çıkarmamaları, evet, tuhaf bunu, değil mi? Ve bunu ne hale getirdiler? Daha kötü, sessiz değiller. Keşke sadece sessiz olsalar, onu söyleyeyim. Keşke sadece sessiz olsalar. Örtbas etmeye çalışılması noktasında da keşke sadece örtbas etseler. Daha kötü söylüyorum. Daha kötü söylüyorum. Bunu jeopolitiğin bir aracı haline, evet, getirdiler. Arsa bu cinayet üzerinden ne kadar para kazanırız hırsıyla hareket eden devletlere bak. Şimdi, yani Allah aşkına Trump'ın açıklamasına baktığın zaman. Yani ben burada, ben silah satmazsam Çin'e, Rusya'ya gidecek, tabii, onlara mı gitsin yani falan diye. Diyor ki diye İran'la böyle diyor bir denge oluşturuyor. Ben burada, tabii, hareket edemem. Şu kadar anlaşmam ama ben silah konusunda şunu yapamam. Gördünüz değil mi? Yani bir cümle kullanıyorsunuz, iki cümle. Daha ileri gittiğine şunu gördünüz. Bu bölgeye bu açıktan söylediği cümleler. Ama bunu bildiği için işte bu cümleleri duyacağını, bu cümlelerin arkasında duyacağını bildiği için bu cinayet işleniyor. Şimdi ben hemen bu bugünkü kurulan Suriye'ye ilişkin masanın bana kalırsa bir diğer konu başlıklarından bir tanesi Fırat'ın doğusunu konuşmak istiyorum. Sebebi şu, ya şimdi bugün İdlib'i konuşacağız, Suriye'nin geleceğini konuşacağız ama bu bölgedeki terör dalgası sonuçlanmadan... Münbiç ve Fırat'ın doğusu. Bu bölgedeki terör dalgası sonuçlanmadan burada nihai bir sonuçta alamayız. Zira zaten başından beri istenilen şey burada bir terör koridoru oluşturmak. Evet. Türkiye'nin en başından beri söylediği ve defalarca ispat etmiş olmasına rağmen hala Amerika Birleşik Şimdi Sevil Hanım, yayın arası vermeden önce şunu konuşuyorduk. İdlib ve Suriye'nin geleceğini konuşurken Fırat'ın doğusu konusu konuşmadan bu konu, buradaki terör konusu çözülmeden yani Suriye'yi konuşamayız. Zaten evet. Türkiye'nin evet buradaki istikrarı sağlamak için bir defa terör örgütünün rengi, şekli ne olursa olsun onlarla bağlantı ve ona odaklı senaryoların ortadan kalkması lazım. Türkiye uzun zamandır bunu bütün partnerlerle, ortaklarıyla, paydaşlarıyla konuşa konuşa bir noktadan bir noktaya evrildiğini görüyoruz. Bakın meselenin ortasında Rusya'nın bakış açısıyla şimdiki PYD-PKK konusuna bakış açısı arasındaki değişimi görebiliyoruz. Yani toprak bütünü üzerinden oradaki asimetrik mücadele unsuru olan unsurlar üzerinden bir dizayna yol vermeyeceklerini de ifade ediyor. Bence burada yeni
yeni rotanın, hani Türkiye'nin tezlerinin üzerine yeni rotanın ortaya çıkacağına şahitlik edeceğiz. Belki böyle tam sonuç alınmayabilir ki bunlar hepsi merhale merhale sonuç verecekti. Sonuç itibariyle ciddi bir dağılmış bir olaydan bahsediyoruz. Ama rotanın şeklinin, şemalinin Türkiye'nin tezlerine uyarak devam edeceğinin verilen sinyallerden anlıyoruz. Rusya'nın bugün Suriye'nin tamamı, toprak bütünü konusundaki tutumuyla birkaç ay önceki tutumu Moskova'da PYD'ye açtığı ofis döneminle aynı mı? Değil, değil mi? Yani dolayısıyla Türkiye'nin tezlerinin içini doldurarak ortaya sunduğu tezlerin gerçekleri yansıtmasıyla birlikte biz Avrupa'daki ortaklardan da paydaşlardan da taraf belirleme konusunda ileri adım atacaklarını hep beraber göreceğiz. Fransa'nın burada tutumu tabii ki burada da Orta Doğu, hani sadece Orta Doğu'da değil, deminden biz yeni ekonomi nizam içindeki Fransa'nın, İngiltere'nin, Almanya'nın yapmak istediklerine baktığımızda herkes kendi menfaatince bir şey alarak masadan kalkmak istiyor. Ama bu konuda Türkiye'nin ikna edici tezlerinin artık giderek daha net ve geniş alanda kabul gördüğünü de hep beraber şahit edeceğiz. Mehmet Hocam'la devam edeceğim ama bir soru daha sorayım. İngiltere nerelerde? İngiltere'nin hiç sesi soluğu çıkmıyor. Evet, ama İngiltere başından itibaren hep olaylara böyle sakin kalıp ve olayın tam böyle burulgan ortasında çıktığına biz alışığız. Sessizse olaylardan kenarda olduğunun işareti değil. İngiltere her zaman mümkün mertebede çıkarlarının ifadesiyle beraber ortaya çıkar. İkili anlaşmalarından, ama burada şunu da altını çizmemiz lazım. İngiltere, Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilerden pek hoşnut değil. İleride hani buna da çok dikkat etmek lazım. Kaşıntı olaylarına veya kaşınmak istenen olaylara da dikkat etmekte yarar var. Hocam, İngiltere her olayın içinde var. Siz o konuda merak etmeyin. Bana değmeyen yılan bin yaşasın diye bir sözümüz var. Atalarımız öyle yapacaklar mı acaba yoksa? Şimdi söyleyeceğim. İngiltere'ye baktığımız aslında bugünkü zirvenin ana noktalarından bir tanesi Soçi kararı ve Soçi'nin İdlib'le ilgili kararı ve varılan sonuç ve alınan sonuç. Bu aynı zamanda Almanya'yı ve Fransa'yı olumlu etkiledi. Şimdi bundan sonraki süreçte Suriye bir anlamda çözüm sürecine doğru gitmek. Çünkü Rusya ile Türkiye'nin kurmuş olduğu Suriye masalarından sonuç alıyoruz. Amerika ile Türkiye'nin kurmuş olduğu masalardan sonuç alamıyoruz. Oyalanıyor farkındaysanız. Bunun en çarpıcı örnek yani Münbiç konusunda sürekli artık oyalıyor, halen de oyalanıyor şeyini görüyoruz. İngiltere hocam konusunda. Şu anda da eş zamanlı olarak Çavuşoğlu ve Lavrov'un görüşmesi devam ediyor. Onun da görüntülerini veriyoruz ekranlardan. Onun için İngiltere'nin evet, biraz geri planda durmasının sebebi ne? Çünkü doğrudan biliyorsunuz göçle etkilenen bir ülke değil. Uzaklık itibariyle bunu söylüyorum. O farklı şeylerle. Burada mesele şu. Burada Suriye'nin çıkarmış olduğu yükün bir anlamda Avrupa'ya ulaştırılmaması noktasında Türkiye'ye olan ihtiyacın ne kadar acil olduğu ortaya çıktı. Bu bir. Bu zirvenin bizim açımızdan ona bakmak lazım. Tamam, bu Almanya bunu hedefliyor. Rusya işte diyelim ki kendi çıkarını ve Fransa kendi çıkarının peşinde. Peki Türkiye nasıl bu zirveyi kullanabilir? Bence o çok önemli. Çıkarı ne? Çıkarı ne? Türkiye şunu yapmaya çalışıyor. Farkındaysanız Rusya ile sürekli görüşmesi. Şimdi bu zirvede ve öncesinde varılan özellikle görüşmelerdeki görüşmelerde Sayın Cumhurbaşkanı ziyaretini kastediyorum burada, Almanya ziyaretini. Türkiye Orta Doğu'da açık diplomasinin tüm kurallarını uyguluyor. Diyor ki bakın ben burada sorun çözmekle ilgileniyorum diyor. Ve bu niyetini aynı zamanda önemli 3 ülkeye iletiyor burayla ilgili olan. Bakın benim niyetim bu. Ve bunun da diyor geçmişteki de gördüğünüz uygulaması da var. Gelecekte de biz bunu yapmak istiyoruz. Niyeti açık ve doğru olduğu için Türkiye'nin bunu açıkla ortaya koyabiliyor, açık diplomasiyi uyguluyor. Ama dikkat ederseniz gizli diplomasiyle hareket eden, çünkü farklı mahvillerde görüşerek Orta Doğu'da çözümün parçası değil de soruna katkı sağlamaya çalışan devletlerin kurmuş olduğu masanın, masadaki oturanların burada fazla gözükmediğini görüyorsunuz. Aslında Türkiye'nin burada niyetini net bir şekilde ortaya koyması, Fransa, Almanya ve Rusya ile birlikte Rusya'ya bunu göstermesi, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Orta Doğu'da, özellikle Suriye'de PKK'ya yönelik, PYD'ye yönelik yapmış olduğu yardımlarda Amerika Birleşik Devletleri'nin yalnızlaşmasına katkı sağlayan bir zirve olacak bu. Bu sorun aynı zamanda. Türkiye başka bir şey daha söyleyecek. Sayın Cumhurbaşkanım ben bu zirvede, Münbiç başta olmak üzere. Bakın kardeşim ben Türkiye'nin yanı başında
sadece Türkiye değil, Türkiye'nin güvenliğini doğrudan etkileyen, Orta Doğu'yu zehirleyen bir terör kuşağını başkasının bölgede istendiği zaman dilimi içinde, istendiği kadar Orta Doğu'da benim aleyhime işleyecek, sonradan doğrudan beni etkileyecek bir terör kuşağına müsaade etmeyeceğim. Ve bunun içinde gerekli irade de var, siyasi irade. Bunu gördünüz. İki olayı söylüyorum burada. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Operasyonu. Ben bu konuda kararlıyım diye aslında bir anlamda burada da kendi niyetini net bir şekilde ortaya koyacak önemli ülkelerin olmuş olduğu bir masada. Şimdi Sevil Hanım. Bir küçücük bir şey söyleyeyim. Evet. Dünya böyle biz hani devletler hukukundan bahsediyoruz ya, uzun zamandır devletler hukukunun oluşması gereken, devletler hukukunun üzerine bindirilmesi gereken masasız bir dünyadan bahsediyorduk. İşte terör örgütlerinin asimetrik mücadele unsurlarına yönelen bir sistemden de bahsediyorduk. Türkiye bir nevi tekrar devletler hukukunu benimseyen bir masanın kurulmasını, yani bu konuda Türkiye'nin başarısını da altını çizmemiz lazım. Ben aslında lazım. Ortada artık ciddi bir devlet masa oluştu. Yani, gelişmeleri daha önceden sadece... Yani örgütler, işte yapılar, örgütler, teröristler değil, devletler ve devlet o adamları. O teröristlerle görüşen, onlarla iletişim halinde olan devletler vesaire. Gereken aslına buydu bakarsanız işte, nizam için bu gerekiyordu. Biz bugün zirvenin, öğleden sonra yapılacak olan dörtlü zirvenin özetini yaptık aslında 50 dakika içerisinde. Önemli başlıklara değinmiş olduk. Hocam zamanımız bitiyor, son birkaç cümle. Ben bu zirvenin son olacağını düşünmüyorum. Biraz önce söylediğim gibi Türkiye'nin Suriye'deki ve yakın çevrede, yakın coğrafyasında ne yapmak istediğini net bir şekilde ortaya koyacağını, bu zirve bir şey daha ortaya koydu. Bence onu iyi belirtmek lazım. Avrupa Birliği ile ve Avrupa Birliği'nin önemli ülkeleriyle Türkiye'nin arasında biliyorsunuz geçmiş yıllarda bazı sorunlar oldu. İki taraftayı kastettiğim Türkiye tarafı da Avrupa tarafı da birbirlerine ihtiyaç olduğunu yakinen hissettiler. Onun için didişerek ulusal ve ortak çıkarları koruyamayacakları, birlikte hareket ederek iki tarafı da etkileyecek sorunları öteleme noktasında gayret sarf etmelerinin daha faydalı olacaklarını keşfettiler diye. Evet Sevil Hanım, sizin son burada, cümleniz ne? Burada da sadece Doğu bloğu denilen bir şeyin işe yaramayacağını da Rusya'da görmüş oldu. Dolayısıyla hem Batı'dan hem Doğu'dan ittifakla olayların içinden çıkabileceğini tahmin ettiği için bugün Batılı müttefiklere veya ortaklara ihtiyaç duyduğu da ortaya çıktı. Ve bu anlamda da işte Çin'in belki ileride ortaya çıkaracağı sorunlar nedeniyle de Türkiye'den hiçbir zaman vazgeçmeyeceği, en azından bu paragraf içerisinde. Evet, çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Oldukça verimli ve güzel bir yayın oldu. TRT Haber'deki programımız Yeni Gün'den bu hafta Dörtlü Zirve'nin yapılacağı İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nden canlı yayınlaydı. Dörtlü Zirve'nin ayrıntılarını, içeriğini biz de burada detaylandırmaya çalıştık. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Mutlu hafta sonları diliyoruz.